Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün diyalog ve barış kültürüne katkısını konuşmayı düşünüyoruz. Daha önceki yayınlarımızda geçen yıldan hatırladığınız Ayhan Tekineş hocamız bizlerle birlikte olacak. Geçen yıl kendisiyle İslam inanç esaslarını, imanın şartlarını konuşmuştuk. Bu yıl çok kültürlü bir dünyada, toplumda diyalog ve barış üzerine konuşmalar yapmayı düşünüyoruz. Önce kendisine hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız? İyisin inşallah. Paris'in havası, suyu güzeldir inşallah. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugün güneşli bir hava var Paris'te. Paris'in havası her zaman değişik, değişebiliyor çok kısa sürede. Siz de iyisinizdir inşallah hocam. Şükür, Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. İşte bu sıkıntılar, savaşlar, takım olumsuz hadiseler, yani olumsuz kelimesi bile çok hafif kalıyor. İnsanları çok cidden üzen, kalbimizi yaralayan hadiseler. Bunlar olmasa çok daha iyi olacağız ama maalesef bunlarla baş etmek zorundayız yani bu hadiselerle. Evet hocam. Hocam insanların medenileştikçe savaşların yavaş yavaş sona ereceği ve barış toplumuna doğru gidecekleri söyleniyordu ama günümüzde artık insanlar medenileştikçe daha yıkıcı silahlar buldu. Birbirlerini çok daha kolay ve çok daha etkili şekilde öldürülebilecek yöntemler keşfettiler. Bugün diyaloğun barış kültürüne biraz katkısını sormak istiyorum size hocam. Bu konuda yani neler düşünüyorsunuz? Önce oradan başlayalım. Tabii Hazreti Adem'in iki oğlu kendi arasında konuşuyor fakat bir tanesi karşı tarafı susturmak için tehdidi tercih ediyor. Tehdit etmeyi tercih ediyor. Diğerini tehdit ederek hatta işte sonuçta öldürerek onun sesini kesiyor. Aslında diyalog demek, konuşmak demek, konuşmanın akışının sürdürülmesi demek. Yani konuşma akışının konuşmanın içinde gezmek, konuşma akışının karşılıklı bir şey şeklinde yani etkileşim şeklinde devamını sağlamak demek. Ama maalesef işte bir yerde konuşma kesiliyor. Yani Hazreti Musa Firavun'un sarayında, Firavun'un yanında konuşurken Firavun tarafından sesi kesiliyor. Hazreti İbrahim Nemrut'a anlatırken hakkı hakikati Nemrut tarafından şiddetle sesi kesiliyor. Konuşmasına izin verilmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insanlara bir şey anlatmaya çalışırken şiddetten yana olanlar, zorbalıktan yana olanlar sesini kesiyorlar ve sesini bastırmaya çalışıyorlar. Tarih boyunca bir tarafta sesini duyurmaya çalışan, sözü sürdürmeye çalışanlar var, peygamberler, hakikat aşıkları insanlar. Bir tarafta da sözü zorbalıkla kesmeye, yeterli söz, ikna edici söz ya da cevap sorulara cevap bulamadıkları zaman ellerindeki gücü kullanarak karşıdakini susturmaya çalışan zorbalar var. Bunun için diyalogdan yana olmak demek, yani konuşmadan yana olmak demek, iletişimden yana olmak demek aslında aynı zamanda zorbalığa karşı olmak anlamına da geliyor. Hocam çok sağ olun. Biliyorsunuz, Bugün diyaloğun diyalog kelimesi eski Latin, eski Yunanca'daki dia ve logos kelimelerinden türüyor. Dia, içinde olmak, içinden geçmek gibi bir manası var. Bir şeye doğru içinden geçmek. Almanca'daki dur kelimesiyle karşılanıyor. Şimdi bu kelime dialogos yani sözün akışı, sözün sürekliliği ya da sözün içinde dolaşmak gibi bir manası var. Sözün akışı ve sözün içinde dolaşmak dediğimiz zaman ister istemez karşılıklı bir konuşma eylemi olması gerekiyor. Karşılıklı bir etkileşim eylemi olması gerekiyor. Monoloğun karşıtı olarak yani tek bir konuşma yerine, tekli bir konuşma yerine, bir bütün ve tek bir konuşma yerine karşılıklı bir etkileşim halinde olması gerekiyor. İşte bu etkileşim içerisinde insanların konuşması aslında hani Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman halakal insan, allemehul beyan diyor. Adem yaratıldı, Adem'e beyan kabiliyeti verildi. Adem yaratıldı ve Adem'e konuşma kabiliyeti, nesnelere isim verme kabiliyeti verildi. İnsanın yaratılışından, insanın varlığından sonra
en önemli özelliği, niteliği insanın dili, konuşabilme kabiliyeti. Şimdi siz bu konuşabilme kabiliyetini, söz söyleme kabiliyetini, söz söyleme potansiyelini engellememelisiniz, engelleyemezsiniz. İnsana karşı olmak, insanın yaratılışına karşı olmak demek. İnsanlar konuşmalı. İşte diyalog dediğimizde konuşma ve karşılıklı iletişim faaliyetini kastediyoruz. Hocam çok sağ olun. Günümüz çatışmalı dünyasında diyaloğun önemi nedir? Ne işlev görebilir diyalog? Yani diyalog, iletişim bağlarının şey yapılması, yani iletişim bağlarının koparılmaması anlamına geliyor. İletişim bağlarının kurulması, insanlarla iletişim içinde olma, konuşmayı sürdürme anlamına geliyor. Yani müzakereyi devam ettirme anlamına geliyor. Müzakereyi kestiğiniz zaman, yani bir yerde ben artık seninle konuşmuyorum dediğiniz zaman iki şey var, karşınıza çıkıyor. Ya araya bir şey çekeceksiniz, set çekeceksiniz ya da karşı taraftan eğer bir hak iddia ediyorsanız hakkınızı almak için zorbalık yapacaksınız ya da karşı taraf size karşı zorbalık uygulayacak, siz de ona karşılık vereceksiniz demektir. Yani diyaloğu kestiğiniz zaman, iletişimi kestiğiniz zaman bunun sonucunda ya kısa vadeli zorbalık karşımıza çıkar ya da uzun vadeli zorbalıklar karşımıza çıkar. Yani birbirine insanları kopartırsanız, iletişim bağlarını keserseniz uzun vadede bu bir zorbalığa, şiddete şey yapar, dönüşür. Ya da kısa vadede. Bundan kaçınmak mümkün değil. Onun için barışı korumak için öncelikle insanlar arasındaki diyaloğun tesis edilmesi gerekiyor. Mesela şimdi bakıyoruz, yani İsrail'de, Filistin'de olan hadiselere baktığımız zaman düşünüyorsunuz ki oradaki tüm İsrailler aynı şekilde düşünür diye düşünüyorsunuz. Fakat bir bakıyorsunuz çok farklı düşünen insanlar var. Bu iletişim sayesinde oluyor. İletişim size o insanların bilgisini getiriyor. Öldürmeye, şiddetle karşı çıkan insanlar var. Hatta yani şunu diyebilirim ki bizim arkadaşlarımızı bir tarafa bırakırsak, Türkiye ortamı itibariyle ifade ediyorum, Türkiye'den daha fazla samimi ve ciddi manada savaşa, insan öldürmeye karşı insanların var olduğunu İsrail'de Yahudiler arasında söyleyebiliriz. Dindar Yahudiler karşılar insan öldürme. Hazreti Musa'nın işte 10 emrinden birisi hiç kimseyi öldürmeyeceksin emri. Buna karşı çıktıkları için İsrail askerlerinin, İsrail devletinin, oradaki dindar insanlar Hazreti Musa'ya isyan ediyorsunuz, Musa'nın şeriatına isyan ediyorsunuz diye bunu tenkit ediyorlar. Fakat bu netlikte Türkiye'de hizmet hareketi dışında, hizmet hareket dışında ne bir tarikatta ne de bir dini cemaatte bu netlikte savaşa, adam öldürmeye karşı bir duruşun olduğunu söyleyemeyiz. Çok acı bir şey maalesef. Mesela bunları öğreniyorsunuz. Yani insanlara topluca düşman olmamak gerektiğini, insanların yapıp ettiği şeylerin, insanların bir kısmının yapıp ettiği şeylerin o toplumun bütününü bağlamayacağını, Filistinlerin içerisinde bir grup insanın şiddete başvurması, tüm Filistinleri suçlu yapmayacağı gibi, İsrail'de de İsrail devletinin, İsrail askerlerinin böyle bir şiddete başvurması tüm Yahudileri, dünyadaki tüm Yahudileri suçlu hale getirmez. Onun için diyalog bize diğer insanları tanıma imkanı, diğer insanlarla iletişim imkanı, barışı müzakere edebilme imkanı, problemlerimizi konuşarak çözebilme imkanını veren bir etkileşim. Allah'ın bize lütfettiği, insanoğluna lütfettiği konuşma kabiliyetini, iletişim kabiliyetini yerine getirebilme adına bizim yaptığımız, irademizle yaptığımız bir etkinlik. Bunu desteklememiz gerekiyor. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Diyaloğa karşı çıkan insanların, baktığımız zaman Türkiye'de olsun, dünyanın farklı yerlerinde diyalog faaliyetlerine karşı çıkan insanların bugün şiddeti kutsadığını, ölümü kutsadığını, savaşı kutsadığını görüyoruz. Yani diyaloğun karşısında maalesef savaş var, öldürme var, şiddet var. Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Günümüzde çoğulculuk, hoşgörü, kültürler arasılık gibi çok önemli kavramların temelinde zannedersem bu diyalog fikrinin olduğunu düşünüyorum. Yani diyalog bu kadar önemli bir kavram mı? Bunu sormak istiyorum. Yani mesela bizim kültürümüzde tanıdığın tanımadığın herkese selam verirsin diyor Peygamber Efendimiz. Selamı yaygınlaştırın diyor. Selam aslında diyaloğun için bir başlangıç. Sokağa çıkıyorsunuz, sokakta insanlarla tanışıyorsunuz ya da insanlarla karşılaşıyorsunuz. Selam verdiğiniz zaman aradaki bağlar eriyor.
konuşmak için, ikinci bir söz söylemek için bir imkan buluyorsunuz. Yani bir herhangi bir şekilde elit yalıtılmış bir toplum yok dünyanın herhangi bir yerinde. Yani belki Himalayaların tepelerindeki köylere falan gitmek lazım. Oraya bile dağcılar geliyor zaman zaman. Onlar bile tamamen dünyadan yalıtılmış halde şu anda yaşamıyor. Geçmişte yaşayabilirdi belki ama şu anda onların bile böyle bir imkanı yok. Dünyanın her tarafında insanlar iç içe yaşıyor. Seyahatler, geziler, farklı insanların farklı sebeplerle göç etmesi sebebiyle dünya insanları karmaşık bir hal aldı. Bütün dünya bir köy gibi oldu. Yani globalleşme kelimesi 80'li yıllarda çok kullanılırdı. Küreselleşme. Fakat bugün artık bunun sözü bile edilmiyor. Çünkü artık bunun içinde yaşıyoruz. Yani bir iletişim çağındayız. Herkes herkese çok kısa bir zaman içerisinde ulaşabiliyor. Hatta dilini bilmese bile ulaşabiliyor. Böyle bir çağda diyaloğu kesmek mümkün değil. Çünkü diyalog iletişim demek. Yani iletişimi kestiğiniz zaman, mesela işte diyelim ki bir sosyal medya aracını kestiğiniz zaman insanlar protesto ediyor. İşte bir Twitter'ı kesiyorsunuz, bir YouTube'u yasaklıyorsunuz. İnsanlar diyorlar ki nasıl benim iletişim araçlarımı kesersin diye. Şimdi diyalog demek diğer insanlarla iletişim içerisinde olmak demek. Eğer ben sanat alanında, spor alanında diğer insanlarla iletişim içinde oluyor isem ve bunu makul görüyor isem, neden din alanında bu olmasın? Neden ben bir Yahudi ile oturup konuşmayayım? Niye benim bir Hristiyanla oturup konuşmam dine ihanet olsun? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Yani tabii ki konuşacağım. Tabii ki diğer insanlarla konuşacağım. Tabii ki diğer din mensuplarıyla konuşacağım. Çünkü bizi birleştiren ortak değerler var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Uhuvvet Risalesi'nde anlattığı, kardeşliği anlatırken ifade ettiği, ihlasla anlattığı çok önemli bir hakikat var. Der ki yani bizi birleştiren binlerce binler var. Yani kitabımız bir, işte bizi yaratan bir, bu birliktelikler üzerinden insanların kardeş, yani Müslümanların kardeş olması gerektiğini vurgular. Aynı mantıkla geriye doğru gittiğimiz zaman yani hepimiz netice itibariyle biriz. Yaratımı, yaratan bizi Tanrımız bir ve bu Tanrı'ya inanıyoruz. Tek Tanrılı dinlerde özellikle hepimiz bir yüce yaratıcıya, tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Allah'a inanıyoruz. Belki bu inancımız bizim için bir birlik noktası. Allah'ın şefkatine, merhametine, sevgisine inanıyoruz. Bunlar bizim için birlik noktaları. Aynı dünyada yaşıyoruz, aynı hastalıklar bizi etkiliyor, aynı virüsten muzdarip oluyoruz, aynı hava kirliliği hepimizi muzdarip hale getiriyor. Birisi, herhangi birisi ateist, dinsiz ya da farklı bir dine mensup birisi, bir Yahudi, bir Hristiyan, kanserle ilgili bir hap ya da bir ilaç bulduğu zaman dünyanın her tarafındaki insanlar bundan yararlanıyor. Yani onu falan buldu, ben kullanmıyorum demiyorsun. İşte falan aşıyı falan buldu, ben bunu kullanmam demiyorsun. Bundan istifade ediyorsun ve gayet de normal. Çünkü bu aşının bulunması için binlerce yıllık bir insanlık mirası var, çalışma var. Bu mirasta Müslümanların da katkıları var. İbn-i Sina'nın da katkısı var, Ebu Bekir Razim'in de katkısı var. Bu katkılar üzerine insanlık binası inşa edilmiş. Bu katkılar hepimizin ortak malı ve ortak malı olduğu için de ortaklaşa bunlardan istifade etmemizden daha... Yani makul olan bir şey yok, daha normal olan bir şey yok. Nasıl ki bu makul görüyoruz bunu, diğer insanlarla herhangi bir alanda etkileşim yapmayı, o halde ben tabii ki din konusunda da insanlarla, diğer din mensuplarıyla iletişim içerisinde olacağım. Çünkü onlarla birçok ortak değerimiz var. Hazreti İbrahim'e inanıyoruz, Hazreti Musa'ya inanıyoruz, Hazreti Zekeriya'ya inanıyoruz. Yani birçok ortak noktada birleşiyoruz. Bir Orta Amerikalı bir sınıf arkadaşım vardı. Bir gün mescide giderken, dil kursunda bundan 20-25 sene kadar önce Almanya'da. Dedi ben de geleyim bu mescid nasıl bir şey bir göreyim. Daha henüz yeni gelmiş. Müslümanları da çok tanımıyor. Mescide geldi. İşte ben tarif ettim. Hazreti İbrahim'den falan bahsedince biz kardeşmişiz dedi. Biz de İbrahim'e inanıyoruz. Yani kısa bir etkileşim, kısa bir diyalog. Aslında bir diyalog faaliyeti bu. Bu diyalog faaliyetinde sizin din olarak aynı kökene sahip olduğunuzu, Hazreti İbrahim'e saygı gösterdiğiniz, Hazreti İbrahim'i bir peygamber olarak kutsadığınız, ona bir değer verdiğinizi öğrenince kardeşlik duygusu, bir yakınlık duygusu hissediyor. Bunun nesi kötü olabilir ki yani? Buna ihtiyacımız var. İnsanların birbirini tanımasına, iletişim bağlarının açık tutulmasına, insanların meselelerini konuşarak, müzakere ederek çözmesine, bu çözüm kültürünün geliştirmeye ihtiyacımız var. İnsanların medenilik ölçülerinden bir tanesi tartışma alanlarını konuşarak, uzlaşarak barış içerisinde
çözüme kavuşturabilme yetenekleridir diyebiliriz. Basit bir şirkete herhangi bir eleman alınırken bile problem esnasında nasıl davrandığı, çatışma esnasında nasıl davrandığı gibi durumlar gözleniyor. Yani bakılıyor ki bu insan birisiyle tartıştığı zaman ne yapar? Bu insan bir başkasına kızdığı zaman bıçağını çekip saldırır mı? Bir yumruk mu atar? Ya da başka bir şey ne yapar yani? Geçmişte yaptıklarını kontrol ediyorlar. İnsanların stres durumlarına bakıyorlar. İnsanların işte diğer insanlarla geçinebilme kabiliyetine bakıyorlar. Şimdi bir şirketin ve şirketin içerisindeki çalışanların huzur içerisinde çalışabilmesi ve devamlılık sağlayabilmesi için o insanların barış kültürüne yatkınlığını bile test ediyorsunuz. Bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünya bizim hepimizin dünyası, hepimizin evi, hepimizin barınağı. Biz bu barınak içerisinde diğer insanlarla, özellikle de diğer din mensuplarıyla barış içinde yaşamak zorundayız. Çünkü geçmişte biliyoruz ki din ırkçılık kadar, ırkçılık ve din iki tane temel faktör, insanların kavgası, kavga etmesi, insanların çatışması için din savaşları ve ırkçılık ve asabiye savaşları insanlık tarihi boyunca devam etmiş ve insanları savaşa sürükleyen, insanları işte diğer insanlara karşı acımasızca katliama sevk eden, acımasızlığa sevk eden bir unsur olarak kullanılmış. Böyle olmamalı fakat böyle olmuş. O halde bu konuda çalışan insanların, yani din adamlarının, konudaki uzmanların daha da hassas olması gerekiyor. Çünkü bu toplumun hassas noktalarından bir tanesi. Çok hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde insanlar din üzerinden diğer insanlara karşı tahrik edilebiliyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu engellememiz gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor ise üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmemiz lazım. Çünkü bu dünya bizim dünyamız. Çocuklarımıza bırakacağımız bir dünyamız. Dünya çocuklarımıza savaşla kirlenmiş, tahrip edilmiş, insanların birbirine düşman olduğu bir dünya değil, insanların barış içinde yaşayabildiği bir dünya bırakmamız gerekiyor. Hocam, inanç sahiplerinin birbiriyle diyaloğunu bir önemini sormak istiyorum. Yani bu bir zorunluluk mu? Ben geçmişe baktığımızda işte savaşların büyük kısmı inançla ilgili, inanç şeylerinden kaynaklanan savaşlar, din savaşları yüzyıllarca sürmüş, devam etmiş. Günümüzde de pek çok çatışmanın, hem ülke içi çatışmalar hem ülkeler arası çatışmaların en önemli sebeplerinden bir tanesi de dindir. Bu açıdan yani inanç sahiplerinin diyaloğu önemli bir katkı sunar mı barışa? Muhakkak yani Kur'an-ı Kerim bize bunu emrediyor. Kul yahlel kitap te'ale vila kelimetin sevain beynena ve beynikum ella na'bude illallah ve la nüşrike bihi şeye. Yani ey inananlar, ey ehli kitap, yani ey İbrahim'e inananlar, ey Musa'ya, Hazreti İsa'ya inananlar, gelin biz hep beraber bir tek kelimede birleşelim. Ne o kelime? Kelimenin iki parçası var. Allah'tan başka hiç kimseye ibadet etmeyelim ve yalnızca Allah'a kulluk yapalım, Allah'a Rab bilelim, onunla hiçbir şeyi şirk koşmayalım buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim buna çağırıyor, ortak kelimeye çağırıyor. Ortak, arada ortak bir kelimeye. Aslında bu iki ifade, bir kelime diyebiliriz fakat iki parçadan oluşan bu ifade aslında Hazreti Musa'ya indirilen 10 emrin ilk iki emri. 10 emrin biliyorsunuz birinci emri yalnızca Allah'a ibadet etme, Allah'tan başka ilaha tapınmama, ikincisi de ona şirk koşmama, heykel, put, resimler yapmama. İki temel emir, bu emirler Hazreti Musa'ya indirilmiş, Hazreti İsa'ya inananlar da bunları kabul ediyor. Yani bu iki temel ilkeyi kabul ediyor. Allah'a ibadet etme ve Allah'a şirk koşmama ilkeleri, bakın burada işte Bediüzzaman'ın işte Rabbimiz bir, kitabımız bir derken esinlendiği manada bu. Diğer cemaatlere, Müslümanların kendi içerisindeki farklılıklara dikkat çekerken, başka birçok insan, yani farklılıklar üzerinden grupları tanımlamayı tercih ederken, işte bizim Ehl-i Sünnet olarak Şiilerden farkımız şu, işte bizim işte Ehl-i Sünnet olarak Mutezile'den farkımız bu gibi, farklılıklar üzerinden grup tanımlamaları yapmayı tercih ederken, Bediüzzaman ortak noktalar üzerinden, ortak kelimeler üzerinden bu grupçuluğun ortadan kaldırmaya, ortak noktalarda birleştirmeye çalışıyor. Bu Kur'an üslubu, Kur'an-ı Kerim bütün Yahudi ve Hristiyanları
Allah'a ibadet etme ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmama noktasında, bu bizim ortak noktamız, ortak kelimemiz, hepimiz aynı şeye inanıyoruz. Bu bizim için bir ortak payda olmalı. Bunun üzerinden hareketle ortaklıkları çoğaltmalı, ortak noktaları vurgulamalı. Evet, farklılıklarımız var. Bu farklılıkları gidermek zorunda da değiliz. Yani sen benim peygamberime inanmak zorunda değilsin. Ben senin inandığın işte testis akidesine inanmak zorunda değilim. Yahudilerin inandığı işte kıyamet öncesinde bir kutsal krallığın yeryüzünde kurulacağı fikrine inanmak zorunda değilim. Yani ben bunlara inanmak zorunda değilim. Fakat bunlar senin akiden içerisinde de birinci derecede önemli olan Allah'a iman, Allah'a şirk koşmamadan sonra gelen inanç esasları. Benim açımdan da bunlar yine Allah'a şirk koşmama, tevhid akidesinden sonra gelen inanç esasları. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman, yani tevhid ve tevhidin ehemmiyeti açısından meseleye baktığımız zaman, tevhid eksenli, yani tek Tanrı'ya inanma, tek Tanrı inancı ekseninde bile ne kadar çok birleştirici unsur var. Bu birleştirici unsurlar üzerinden hareket edilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize ifade ediyor. Şimdi bazı insanlar diyaloğu anlatırken böyle melez bir din kurma, yani işte Kur'an-ı Kerim demiş ki ortak noktanız bu. Ve bunun dışında diyelim şeylerle, Yahudi ve Hristiyanlarla Müslümanlar arasında inançta bir takım farklılıklar var. Arada acaba bu farklılıkları giderici bir çalışma yapılabilir mi? Yani senkretik dediğimiz, yani farklı dinlerin farklı parçalarını alarak bir yama yapma imkanı söz konusu mu gibi bir düşünceye insanlar kapılıyor. Böyle bir şey hiç kimse istemez, hiç kimse arzu etmez. Hatta mesela Hristiyanlar kendilerinin içinden çıkmış, Yahova şahitleri gibi, işte Moğol kilisesi gibi kiliselere işte sıcak bakmazlar. Yani Hristiyan inancı açısından bunu bir Yahudilik de Hristiyanlık arasında, Yahudilik de işte Doğu kültürleri, Doğu mistizm arasında bir ortak alan arama arayışı olarak görürler ve bir sapkınlık olarak görürler. Yani kendileri açısından. Onların yaptığını, Yahova şahitlerinin yaptığını küçümseme için söylemiyorum. Fakat insanların meseleye bakış açısından, samimi dindar insanlar hiçbir zaman için bir melezleme, akidede bir melezlemeyi arzu etmezler. Herkes kendi akidesine sıkı sıkıya bağlı kalmayı dini samimiyet açısından gerekli ve zorunlu görür. Ben de buna katılıyorum. Fakat diğer insanlarla akide olarak değil, inanç olarak değil ama diğer insanlarla insan olarak ilişkilerimizin devam etmesi, diğer insanlara makul bakmamız, diğer insanlara sıcak bakmamız, diğer insanları sevmemiz, diğer insanlara alaka göstermemiz, diğer insanlarla irtibatlarımızı devam ettirmemiz bu apayrı bir konu. Yani Allah'ın katında indirilmiş bir din var. Yani aşkın ve kutsal bir din var. Hristiyanlar, Yahudiler ya da diğer din mensupları açısından da onlar da bu şekilde inanıyorlar. Tanrı tarafından kendilerine verilmiş bir dinin olduğuna inanıyorlar. Bu din ayrı bir şey, insanlar ayrı bir şey. Din mefhumuyla insanların inançlarını, insanların da o din inancının nasıl yansıdığını birbirinden ayırmak lazım. İki farklı şeyle söz konusu. Bir diyelim ki kutsal kitabımız var, Kur'an var. Kur'an-ı Kerim'in bize çizdiği bir İslam resmi var. Bir de yaşayan, o Kur'an'a inanan, Kur'an'a hayatına tatbik etmeye çalışan insanlar var. Bunları birbirinden ayırmadığımız takdirde biz insana hoşgörüyle bakalım. Mesela diyelim ki bir içki içen bir insan düşünelim. Müslüman fakat içki içiyor. Müslüman bir insana, içki içen bir insana bakıp yani Müslümanlıkta içki içmek problem değil. Ben bütün insanlara hoşgörüyle bakmak zorundayım. İçki içsin. Biz kitaptaki bu içki yasağını da kaldıralım diyemezsiniz yani. O ayrı bir alan, bu ayrı bir alan. Onun sahibi Allah. Allah Teala kendi dinini nasıl tasvir etmişse onu o şekilde kabul etmek durumundasınız. Dinde değişiklik yapamazsınız. Fakat bu insana bakarken, içki içen bir Müslümana bakarken şunu da söyleyemezsiniz. Yani tek bir içki içme kusurundan hareketle bu adamı yerin dibine batırma, cezalandırma ya da herhangi bir şekilde dışlama ve adamı yok sayma gibi bir yaklaşım içinde olamazsın. Çünkü bir insan, o insanın insan olması itibariyle, Allah'a inanması itibariyle, ahirete inanması da birçok ortak noktanız var. Bediüzzaman bunu anlatırken işte bir gemi örneği verir. Bir gemide 9 tane masum bulunsa, bir tane suçlu olsa gidip o gemiyi batıramazsınız da. Bir insanın da yüzlerce güzel özelliği varken tek bir içki içme kusurundan dolayı
ya da başka bir günahından dolayı o insanı yok sayamazsınız, o insanı yokluğa mahkum edemezsiniz, cezalandıramazsınız. Yani bu yaklaşım, nasıl ki Müslümanlar için söz konusuysa, diğer insanlara bakışımızda da aynı yaklaşımı ortaya koymamız gerekiyor. İnsanları ve insanların inançlarını, insanların sahip oldukları kültürel değerleri saygıyla karşılamak zorundayız. İnsana saygı bunu gerektiriyor. Fakat dinlerin kendi arasında farklılıklarının olduğunu kabul etmek durumdayız. Dinler farklı akidelere sahip. Hiç kimse, özellikle de diyalog yapan insanların hiç kimse bu akideleri ortadan kaldırma, ortaya bir melez inanç sistemi getirmeyi düşünmez. Diyalog konusunda 20. yüzyıldaki en önemli alimlerden bir tanesi, Bediüzzaman'dır, bu konuyu kapıları açan insanlardan bir tanesidir. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen masum insanlar, masum köylüler, yani Ukrayna'da işte Beyaz Rusya'da öldürülen masum köylüler hakkında söylediği şeyler tarih boyunca söylenmemiş, çok son derece müsamahalı, hoşgörülü ifadelerdir. Çok önemli referanslardır bizim için. Fakat o aynı zamanda der ki, ehli kitapla aranızdaki uçurum çok geniştir. Bu uçurumu yakınlaştırarak dolduramazsınızlar. Yani bu akidedeki uçurumdur. Akidede arada büyük farklılıklar vardır. Bu farklılıkları bir adım ben geleyim, bir adım sen gelle, bunun kapanması mümkün değil. Yani biz, evet, sizin dediğiniz gibi üç tanrıya değil, hadi iki tanrıya inanalım. Hazreti İsa'nın iki tabiatlı, üç tabiatlı değil, iki tabiatlı olduğuna inanalım deseniz bu mesele kapanmaz. Ne Hristiyanlar açısından çözüm olur, bir de benim açımdan, bizim açımızdan çözüm olur. Hiç kimsenin böyle bir talebi yok. Hiç kimsenin böyle bir, ne Hristiyanların ne Müslümanların böyle bir talebi yok. Tek talebimiz insan eksenli meseleyi düşünme. Akideyi ve dogmayı din adamlarına bırakma. Din adamlar onu kendi alanlarına tartışsınlar. Kendi, zaten bunlar belirlenmiş. Bunları değiştirme imkanınız da çok yok. Yani bunlarla ilgili Hristiyan akidesi de, Müslüman akidesi de çok yüzyıllar öncesinden oluşmuş. Bunlar üzerinde yani tartışmaya bile gerek yok. Bunlar belirlenmiş. Herkes kendi akidesini, akide esaslarını belirlemiş. Bunlar tamam. Bunlarla uğraşma, bunları değiştirme. Sende 50 tane var. İşte bende 32 tane var. Bunların arasını bulalım. Böyle bir talep, böyle bir istek, böyle bir arzu hiç kimse yok. Fakat insanlarla ilişkimiz açısından meseleye bakıldığı zaman kim olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, tüm insanlarla iletişim içerisinde olmalıyız, diyalog içerisinde olmalıyız. Onlara hoşgörüyle bakmalı, onların inançlarını toptancı bir anlayışla, sen Yahudisin, sen Hristiyansın değil, tek tek, birey olarak, saygı duyarak, her insan kendine has, özel bir inancı vardır. Özel bir terkiptir insanın zihnindeki şeyler. Yani biraz oradan almıştır, biraz oradan almıştır. Farklı şeylerin etkisindedir. İşte dinin bir kısmına şöyle inanır, bir kısmına böyle inanır. Hayatına tatbik ettiği esaslar, ilkeler farklı. Her insan bir biriciktir yani. Her insanın bir tekilliği vardır. Bu şekilde insanları değerlendirdiğimiz zaman insanlara karşı olabildiğine hoşgörülü olmamız gerekiyor. Bu barış için gerekli bir ilke, bir prensip. Bu da ancak insanlar arasındaki iletişim bağlarını kurmakla, devamlılığını sağlamakla mümkün. Hocam çok sağ olun. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Yani ortak kelime lafzından hareketle Kur'an-ı Kerim'de sadece inançlar arası bir diyalog olduğu ileri sürülebilir mi? Sadece inançlar arası değil. Aslında yani ehli kitaba bir çağrı var. Fakat aynı zamanda mesela Ya Yuhennas çağrısı da var Ahmet Bey. Ya Yuhennas, ey insanlar. Ey insanlar. Ey insanlar dediği zaman Avustralya'daki yerlilerde, Brezilya'daki işte Amazon ormanlarında belki hiç daha medeni dünyayla tanışmamış o yerli kabileleri de bunun içine dahil. İnsan olan her insan. Yani herhangi bir şekilde biz insanlar arasında bir kategorileştirmeye giderek ilkel insanlar, işte medeniyet dışı insanlar, bunlar işte medeniyete layık olmayan insanlar ya da şu insan tipi, siyah insan tipi, İşte kara derili insan tipi, işte ya da kuzeyli insan tipi, sarı insan tipi, bunlar medeniyeti asla gerçekleştiremezler, asla medeni olamazlar gibi özcü bir yaklaşımla bakmıyoruz bu meseleye. Yani ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'de çok açık, net bir şey söylüyor. Ey insanlar diyor, Allah Teala sizi bir anne ve babadan yarattı. Hepinizin aslı aynı. Hepinizin anası babası Adem'den. O halde Adem'in çocuklarısınız, peygamberin çocuklarısınız. Yeryüzünde şeytanın çocukları yok.
Herkes Adem'in, herkes peygamber çocuğu. Herkes peygamber çocuğu, herkes kutsal. Tüm insanlar insan olması itibariyle kutsal değerlere sahip. İşte biz buna ahlak diyoruz. Buna insanlık ortak paydası diyoruz. Bu insanlık ortak paydasına Kur'an-ı Kerim ya yuhennas hitaplarıyla bize vurguluyor, bunu bize hatırlatıyor. Bu da çok önemli bir ilke insanlara bakışımız açısından. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hanım. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Misafirimiz Ayhan Tekineş hocamızdı. Kendisiyle çok kültürlülük ve diyalog konularını daha önce gelecek bölümlerde görüşmek istiyoruz. Bu hafta diyaloğun barış kültürüne katkısını konuştuk. Bir sonraki bölümde buluşmadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.